Haber merkezi devam ediyor sevgili seyirciler. Üçüncü konuğumuz Sayın Faik Işık, hukukçu. Siz de hoş geldiniz efendim. Siz de hoş geldiniz diyelim. Sayın Bayrakçı ile konuşuyorduk. Yarım bıraktık. Devam etmek istiyorum. Şimdi dedik ya, Deniz Baykal'ın bir açıklaması var. Bu açıklama çok tartışıldı, tartışılmaya da devam ediliyor. Deniz Baykal'ın sözleri bundan sonrası için ne anlam ifade ediyor? Yani 2019 için Erdoğan'ın elini güçlendirecek sözler mi bunlar size göre? Şimdi orada tabii bir plan öneriyor Sayın Baykal. Fakat planın tutup tutmayacağına şöyle bir göz atalım. Diyor ki CHP genel başkanı olan kişi başkan adayı olacaksa diyor. Genel başkanımız. Yani diyor ki bir diğer deyişle Sayın Kılıçdaroğlu başkan adayı olacaksa görevde kalsın diyor. Tercümesi. Bunu açıkça da söyledi. Yok olmayacaksa diyor çekilsin diyor başkan adayı olabilecek birisi. Başkan adayı olsun diyor. Evet. Şimdi fakat burada şöyle bir durum var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten sırtında bir küfe var. Bagajı çok yüklü. Bu ne liderlerle mukavim ne yöneticilerle mukavim. Ne Sünnilikte ne Alevilikte. Bu problem şu. 600 yıllık bir imparatorluğu bitiriyorsunuz. Bir cumhuriyet rejimini ülkeyi adapte ediyorsunuz. Doğal olarak size o dönem için bir sürü suçlamalar yöneltiyorlar. Yok camileri ahır yaptı. Yok işte laiklikle dinimiz elden gidiyor durumu getirdi. İşte ezan Türkçe okuttu. Yani o kadar fazla dönemle ilgili mesela Atatürk'ün işleri yoluna koyabilmek için yaptığı bir takım mecburiyetten yaptığı şeyleri de sanki tek adamlık gibi gerçi o geçiş döneminde tek adam olmayıp da ne yanına başka nasıl yapacaktı? Yani bir halkın oyuna sunsaydı %80 saltanata geri dönelim deseydi saltanata geri mi dönmeliydik? İptidai bir rejim. Bütün dünyada 20. yüzyılda rejimler değişiyor. Bugün mutlaki rejimlerin, saltanat rejimlerinin iptidai olduğu, ilkel olduğu artık bilinen bir gerçek. Ya ben şeye de çok şaşırıyorum yani sözünüzü kesiyorum ama yani ezanın Türkçe okutulması mevzusuna tepki gösteren kesimin borsa değerleniyor diye sevinmesine, havalara uçmasına da bir anlam veremiyorum açıkçası yani. Ya o ayrı bir tabii ki ekonomik sizin hiciv tipi şeyleriniz var biliyorum. Tabii ki bunlar hepsi başlı başına konular. Fakat Anadolu'da biliyorsunuz ki artık Anadolu dediğimiz İstanbul ve Ankara da oldu. Aldığı göçler nedeniyle Anadolu'nun bir parçası aynı zamanda İstanbul ve Ankara. Evet. İzmir biraz yapısı farklıdır. Çünkü İzmir'in göç aldığı süreç hızlı göç almadığı için gelenler kentsel yaşama uyum sağlayarak İzmir farklı kalabildi. Ama mesela İstanbul'a son 20 yıldaki veya 30 yıldaki göç o kentsel yaşama uyum sağlamada sıkıntı çeken bir yığılmayı da getirdi. Tabii bunların hepsi bizim insanlarımız. Bunlar biziz. Bizim de hepimizin bilmem 20 yıl öncesine, 40 yıl, 50 yıl öncesine gidin hepimiz Anadolu'dan gelmişiz. Bu ayrı bir konu. Benim demek istediğim şu. Öyle bir inanç yaygın ki belli bir kitle içinde ki bu kitle %40'ları 50'leri buluyor. Bunlar Allame-i Cihan'ı Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına koysanız dinsiz parti diye suçlayarak bilmem işte şunu yaptı, bunu yaptı. Yani bagajda problemler var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Şimdi mesela dönüp genel başkanı Tunceli olduğu halde iktidar 3-4 yıl önce Dersim olayından Cumhuriyet Halk Partisi'ne vuruyor. Evet. O sırada Dersim'de bir isyan çıkmış, bastırılmış. İşte orada çok katliam olduğu ve bunu da CHP yaptı şeklinde. Şimdi bunları herkes biliyor. Herkesin bildiği şeyleri tekrarlamak için söylemiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak en iyi hangi tiplemeyi seçersiniz? Aklınızda birini seçin. Daha o cumhurbaşkanlığı seçimine girerken eksi %50 ile başlar. Çünkü CHP'nin ne yaparsa yapsın işte bu tür sıkıntıları var. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Bugün hala bu Türkiye'de memleketin ileri gitmesinde son 80 yıl için söylüyorum. Hangi taşı kaldırsanız altından Atatürk çıkar. Laf olsun diye söylemiyorum.
Mesela devlet konservatuvarları Atatürk kurmuştur. Türk Tarih Kurumu. Tarihimizi bilmezdik. Atatürk kurmuştur. Yani sadece Yunan'ı kovalaması değil Atatürk'ün başarısı ve bu ülkeye evet. katkısı. Ülkenin ileri gitmesi, çağdaş medeniyet haline gelebilmesi için Atatürk bazılarını cebren zorlan, bazılarını da topluma kabul ettirerek elinden geleni yapmış bir insan. Bu bazı kitleler tarafından aleyhte kullanılarak CHP'nin aleyhinde bir yığılma haline getiriyor. Evet. Dolayısıyla CHP'nin CHP formasyonuyla yetişmiş bir başkan adayı ve aynı zamanda genel başkanla o 2019 Kasım'ındaki seçime çıkması birinci turda Tayyip Erdoğan %50'yi geçemese de ikinci turda bu formasyondaki bir CHP 51'i alamaz. Evet. Peki ne yapmak lazım? Burası mühim. Bakınız Fransa'da ne oldu? İlk olan şeyler oldu. 23, 22, 21, 19 filan yüzdelerle dizildiler bir sürü ada. Şimdi siz burada Türkiye'de 100 bin imzayı bularak olur. 2-3 tane merkez sağ partinin birleşimiyle olur. Hatta o partilere merkez ya da merkez sol diye bilinen Atatürkçü partilerin de desteğiyle de olur. Bu kişilerin MHP'nin muhalifleri olarak bilinenlerden birini aday çıkarması. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ekmelettin İhsanoğlu olayı gibi değil. CHP'nin de şerbetini suyunu içmiş ama hem milliyetçilerle uyumu olan, hem Kürt seçmenden oy alabilecek olan, hem de merkez sağa hitap edebilecek olan bir adayla çıkması. Beni mi tarif ediyorsunuz acaba? Bu tarife parti dışından çok uyan var. Ama biraz siyasetten de gelme bir kişi olacak bir kişi. Örnek vermem gerekirse mesela İlhan Kesici gibi birisi. Evet. Başka bir isim bulabilirsiniz. Ama yani örnek diye söylüyorum. HDP de adayını göstersin. Saadet de adayını göstersin. Yani 5-6 adayla çıkılırsa bir kere birinci turda şimdiki Cumhurbaşkanı %50'yi geçemez. Birinci turda geçemez. Evet. İkinci turda finale kalacağı kişi eğer biraz önce tanımladığım yani bu 49'luk çok farklı görüşlerin hayırda birleştiği kitlenin herhangi birinin bile reddetmeyeceği birisi olabilirse bu bir bağımsız aday bile olabilir. Evet. Mesela milli bir milli aday da olabilir. İsmi denir ki milli adayımız budur. 3-4 parti destekliyordur veyahut 200 bin 100 bin ya imza. 100-150 bin imzayla aday olmuştur. Böyle biri de olabilir. Bu CHP'nin adayı da olabilir. Böyle bir seçime gidilirse işte o zaman ikinci turda İlk defa 17 yıl sonra seçim kaybedebilirler. Bir de bu yeni sistem öyle riskli bir sistem ki siz 51'i alamadığınız zaman tarihe karışıyor. AKP bitiyor. Yani bitiyor dediğim parti bitmeyebilir de iktidarı köküyle kaybediyor. Oysa ki şimdiki sistemde 39 bile alsa, 40 bile alsa koalisyonla sürdürebilirdi iktidarını. Evet. İlk defa hiçbir şekilde iktidarda olamayacağı ne cumhurbaşkanlığı ne bakanlar seviyesinde bir ihtimal var. Bu ihtimalde işte doğru bir mühendislikle onun karşısında finale kalacak doğru kişiyle bu kez başarılabilir. Evet. Ama o doğru kişi kimdir ve kişilerin isminden çok şu anda sadece formasyonu tarif edebiliyorum. Nedir? CHP'nin şöyle bir aday gösterdi. Evet. Ama orada Rıza Bey'in de dediği gibi CHP'nin genel başkanı pozisyonunda olup da yani Sayın Baykal'ın söylediği hem CHP genel başkanı olacak hem Cumhurbaşkanı adayı olacak. Maalesef o kişi zaten değil birinci tur, ikinci turda da kazanma şansı olmaz. Evet. Şimdi, anlatabildim mi ne demek istediğimi? Evet, CHP aynen, buna uygun aynen. bir aday göstersin ama Ekmelettin İhsanoğlu gibi biri değil. Evet. Ekmek için Ekmelettin olursa sonuç şimdiden belli. Aynen. Ben de bu konuda bir şey söyleyebilir miyim? Tabii buyurun. Şimdi Sayın Baykal'ın çıkarak efendim genel başkan adayı veya genel başkan eğer cumhurbaşkanlığına aday olacaksa kalsın yoksa başka birisi partinin başına gelsin demesi iki açıdan riskli. Birincisi siz
şu 16 Nisan'daki hayır bileşenlerini dağıtıyorsunuz. Onu CHP Genel Başkanı'na mahkum hale getiriyorsunuz 2019'da. Buna hakkınız yok. Çünkü bu %49 oy CHP'nin oyu değil. Vatan Partisi'nden değil, evet. Saadet Partisi'ne kadar MHP'nin, CHP'nin, hatta AKP'den bir takım şey seçmenin tabii, tabii AKP'den de çok ciddi bir oy kayması var. En az birkaç puan oy verdiği bir hayır cephesi var. Şimdi bu cepheyi CHP Genel Başkanı'na mahkum etmek politikasızlıktır. Aldığınız doğru koyalım. Şimdi Sayın Baykal da bunu biliyor ama zannediyorum orada bu tezi şunun için getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi yürütemediğini o da görüyor. Fakat bunu söyleyemiyor. Kılıçdaroğlu'na çekil diyebilmenin bir gerekçesini aradı bence. Ve dedi ki genel başkan adayı Cumhurbaşkanlığına aday olsun. Eğer sen olacaksan aday kal yoksa çekil dedi. O da biliyor ki Kılıçdaroğlu aday olursa ilk turda da ikinci turda da hiçbir şansı yok. Şimdi bunu böyle dolaylı yoldan söylemesine bence gerek yoktu. Bu birinci hatası. İkinci hatası hayır bileşenlerinin 2019'da bir aday çevresinde buluşması doğru ama bu adayın Abdullah Gül olarak değerlendirilmesi son derece bana göre yanlıştır. Şimdi yanlış tabii. Evet. Şimdi İngiliz polisiye filmi vardır. James Bond filmleri biliyorsunuz. Evet. James Bond filmlerinde James Bond mutlaka bir siyah ajanıyla güzel bir hatunla buluşur. Birlikte çalışırlar. Yani Abdullah Gül'ün İngiliz kökenli İngiltere'de yetiştirilmiş bir politikacı olduğunu biz biliyoruz. Ve İngiltere'de yetiştirilen her politikacının Amerika ile de bağlantısı vardır. Bunu da biliyoruz. Şimdi Tayyip Erdoğan bunların dışında değil, bunların arkadaşı o ayrı bir şey ama şimdi siz Tayyip Erdoğan'la mücadele edecek bir aday eğer arıyorsanız Tayyip Erdoğan'ı alıp büyüten, ona hizmet eden, bugün bile ağzını korkudan açamayan, AKP'ye tek söz edemeyen birisini hayır bileşenlerine sesini gürce yükselten şeye Saadet Partisi'ne siz adayı öneremezsiniz bunu. Ben Saadet Partisi'nin bu şeydeki çalışmalarını ve tavrını, dik duruşunu saygıyla karşılıyorum. Evet, çok takdire şayan bir tavır sergiledi ediyorum. Saadet Partisi. Türkiye adına teşekkür ediyorum ben gönülleri Saadet Partisi'ne. Gönülleri de fethetti bu şekilde. Şimdi Saadet Partisi'ne ihanet eden kadrodan siz birisini tutacaksınız, getireceksiniz, diyeceksiniz. 2019'da Saadet Partililer buna oy versin diyeceksiniz. Vermezler. Öyleyse Saadet Partisi'nin de rahatça oy verebileceği ama CHP ile sınırlı olmayan, MHP tabanına da hitap edebilen, işte merkez sağ dedikleri kesime de hitap eden bir aday bulmak lazım. Evet. Yani bunu şimdiden Abdullah Gül gibi illa, ya Abdullah Gül'ün bir kıymet harbiyesi olsaydı, şeydeki kendi ilindeki Kayseri'deki evet hayırda hayırlar yüksek çıkardı. Ama şimdi hayırların yüksek çıktığı bir yerde açıklama yapacak Abdullah Gül yarın. Cuma namazı çıkışı Esenyurt'ta. Şimdi, ama bir şey ilave edin pardon Rıza Bey. Buyur. Şimdi özür dilerim sizi de habire araya giriyoruz. Şimdi hayır, bu Abdullah Gül konusunda çok haklı. Yani iki sebep saydı. Bir sebep de ben söyleyeyim. Siz şimdi bu ülkedeki cumhuriyetçi, laikçi, efendim ulusalcı veya milliyetçi, işte adına ne diyorsanız veya CHP tandansına ya hatta dindar, yakın. Hatta samimi dindar. Tamam, dindarı da katacağım. Evet. Tam ters bir kökenden gelmiş. Yani Milli Selamet Partisi kökeninden gelmiş. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinde bile böyle bir şey yanlış anılır. İstediği Hakan kadar müspet biri olsun yani ayrıca. Hakan'cığım bunlar Milli Selamet kökenini reddettiler. Tabii tabii. Oradan gömlek çıkartmalar. Yani gömleklerini çıkardılar. Bu nedenle yani Sayın Baykal ne akla hizmet böyle bir öneriyle toplumun karşısına çıktı. Ben şaşkınlıkla karşılıyorum ve tekrar ediyorum. Abdullah Gül ve çevresi
onu siyasete sokan güçler, uluslararası güçleri biz dikkate almak zorundayız. Tayyip Erdoğan bunları 2019'da şey yapacaktır, deşifre edecektir, tehdit etti. Ne dedi? Dedi ki bu partiye sırtını dönen iflah olmamıştır dedi. Burada büyük bir tehdit var. Kime? Abdullah Gül'ün adı çıkar çıkmaz bu tehdidi yaptı. Kimse bunu görmek istemedi. Abdullah Gül'ü ve çevresini tehdit etti. Sizi iflah etmem dedi şey ortaya çıkarsanız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Abdullah Gül de gıkını çıkaramadı. Bakalım yarın o gık çıkacak mı çıkmayacak mı? O 25'lik CHP tabanı da fire verir ayrıca. Vermez Abdullah Gül'e. Vermemekle de haklı. Buradan ilan ediyorum. Eğer Abdullah Gül 2019'da benim Cumhurbaşkanı adayım olarak çıkarsa ona oy vermem. Temel Karamollaoğlu çıkarsa oy veririm. Hatta Sivas'ta da Sivas katliamında da suçlanan isimlerden birisidir. Ama bugünkü tavrına bakarak Temel Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa oy veririm, Abdullah Gül'e oy vermem. Sayın Zelyut bana oy verir misiniz? Az önce Sayın Bayrakçı resmen beni tarif etti. Evet. Yani adayı olarak. Seve seve, şeref duyarım. Size veririz, size oy veririz. Teşekkür ederim. Sayın Işık size dönmek istiyorum. Şimdi 2 Mayıs'ta partili cumhurbaşkanlığı resmen hayatımıza girmiş oldu. Çok konuşuldu, çok tartışıldı. İnsanlar kutuplaştırıldı, bir referanduma gidildi. O referandumun maliyeti ekstra tabii, o ayrı bir konu. Onun ekonomik yansımaları da illa olacaktır. 2 Mayıs'tan itibaren dedim ya Cumhurbaşkanı resmen partili oldu. Bu ayın sonunda da partinin genel başkanı olması bekleniyor. Siz bir hukukçu gözüyle bu süreci nasıl görüyorsunuz? Bundan sonra nelerle karşılaşabilir toplum? Önce Hakan Bey hakikaten o sürecin içerisinde epey bir şey anket şirketinin ne kadar başarılı çalışma yaptığını gördük. Sadece rakamlarla konuşmadı. Biraz önce de konuşurken dikkat ediyorsanız iller düzeyinde, coğrafi bölgeler düzeyinde ve bir de yakın tarih açısından hakikaten rakamlarla, sadece rakamlarla konuşmuyor. Çok ciddi analizler yapıyor. Kendisinde ilgiyle, ciddiyetle dinliyoruz. Zaten de onun ötesinde dinlemek mümkün değil. Rıza Bey zaten kalemi ustura gibi maşallah, yani cesur bir de. Onun önüne yani makalelerine girip de doğranmamış bir şey yoktur yani kesinlikle. Okuduğunuz zaman da baştan sonuna kadar. Siz gelmeden de çok cesur bir analiz yaptı. O şekilde kendisini de izliyoruz. Fenerbahçe sürecinde de başka süreçlerde de bütün kritik dönemlerde de hiçbir sözünü sakınmadan konuşan. Daha önceki süreçlerde de zaman zaman her konuda hem fikir olamayabiliriz ama inanarak yaptığı her şeyi inanarak yaptığına inanıyorum. Yani muhalefetini de inanarak, taraftarlığını da inanarak yapıyor. Her konuda hem fikir olmasak da diyorum. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Bu insanlar Türkiye'nin, yani burada iki tanesi var. Düşünen insanları, araştıran insanları, soran insanları, aynı siyasal çizgide değiliz ancak söylenilen Türkiye ortak paydası üzerinde aynı şekilde düşündüğümüz çok konu var. Sayın Baykal'la ben bir uçak yolculuğu yapmıştım, emin olun. Şöyle, Sayın Baykal'ın bu sözleri bugün için tartışılabilir. Sanırım referandum sonrası bir genel şey oldu, keyifsizlik oldu hayır veren tarafta, bir kırgınlık oldu, bir küskünlük oldu, bir hayat zevklerinde azalma oldu gibi geliyor. Baykal'ın yaptığı şeyi ben biraz yeniden düşünce dünyasını ateşlemek, tahrik etmek ve başka başka konularla yeni yeni enerji kaynakları üretmek gibi görüyorum. Benimle aynı çizgide olan arkadaşlar virüs olarak tanımlamış olsalar da. Yani ben Türkiye'de Baykal'ın da bunca koalisyonlar, biraz önce mesela Milli İslamiyet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, o 74 koalisyonuna bakıldığı zaman Server Tanilli, ben 1981'de İstanbul Hukuk'a geldiğimde Server Tanilli CHP-MSP koalisyonunu o yazdığı anayasa kitabında Amerika'nın ve NATO'nun dümen suyundan çıkan
bir hükümet modeli diye tanımlamıştı o kitabında. Amerika'nın ve NATO'nun dümen suyundan çıkabilen, ayakta durabilen bir hükümet modeli olarak tanımlanmıştı. Demek ki 74 harekatına da bakacak olursak, Kıbrıs gibi kritik bir gündemde aslında bir araya gelmesi düşünülmeyen, referansı vahiy yoluyla edinilmiş ilkeler olan bir siyasal hareket diye görülen Milli Selamet Partisi ile öbür taraftan laiklik ve cumhuriyet konusunda vurgu yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye menfaatleri doğrultusunda koalisyon olabildiğini ve Kıbrıs'ta da ciddi bir savaşa birlikte girebildiklerini ve bugün bir Kıbrıs konusu konuşabiliyorsak bu koalisyon konusunda konuşabildiğini görüyoruz. Bunu niye söyledim? Yani ne alakası var da söyledim. Türkiye'de bugün de çok kritik anlar yaşıyoruz. Müttefikimiz olan, NATO'da müttefikiz diye bahsettiğimiz ülkeler sınırımızın alt tarafında bizimle çatışan, ülkemiz sınırları içinde ve dışında çatışan grupların önüne NATO'nun sadece NATO üyelerinin kullanmasına hasredilmiş silahlarının verildiğini görüyoruz. Ki biz NATO dışı herhangi bir silah aldığımızda, mesela Çin'den füze tartışması olduğunda veya Rusya'dan olduğunda yerin göğün inletildiği bir ortamda bir NATO üyesine karşı silahlı mücadele yapan, önce kanton ardından da bir büyük Kürdistan mücadelesi yürüten gruplara NATO üzerinden silahların gönderildiği bir dünyada yaşıyoruz. Türkiye kendi içerisinde de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde avukatlığını yapmış. İkisi de rahmetli olmuş. İkisi de benim hocam olmuş. Çok kıymetli. Profesör Doktor Bakır Çağlar. Aynen, o da materyalist, sol ve sosyal demokrat bir dünyayı temsil eder. Öbür tarafta gene aynı dönemde, o anayasacıydı, Aslan Gündüz. O da devletler hukuk hocasıydı. Milli manevi değerleri daha yüksek birisiydi. Yani evet. O yoğunlaştı alan. Tabii ki ikisi de çok iyi hukukçulardı. Türkiye'nin avukatlığını yapmışlardı. O dönem için bugünkü toplum yapımıza hukuk şöyle bir tanımlama, daha doğrusu siyasal şöyle bir tanımlama getiriyor. Dokusu yırtılmış toplumlar. Evet. Dokusu yırtılmış toplumlardan bir tek çeşit elbise, doğru düzgün bir kumaş, tek parçalı, her tarafımızı kuşatacak. Bu ülkenin bütün yurttaşlarının, tamam, içinde benim de olduğum bir elbise diyeceği bir elbise çıkartamıyoruz. Evet. Dokusu yırtılmış toplumların çatışma konuları fazla oluyor. Bir araya gelme gerekçeleri de zor. Şimdi deminden beri bakıyorum. Sayın Işık, çok özür diliyorum. Ne olur sözünüzü unutmayın. Sevgili seyirciler, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Baba Ali toplantısında konuşuyor. Dönelim bakalım neler söylüyor. İster bir kahve toplantısı olabilir, ister bir aile toplantısı olabilir. Bunların anlatılması lazım. Biz eğer bunları anlatabilirsek, resmi rakamlara göre %49 da elde ettiğimiz bir başarıyı önümüzdeki süreçte çok daha büyük bir alana, büyük bir paydaya taşıyabiliriz. Hep söyledim, yine de ifade edeyim. Anayasalar birer toplumsal uzlaşma belgesidir demiştim, dedim ve yine söylüyorum. Ama bu değişiklik toplumu ikiye böldü. Bir uzlaşma belgesi değil, toplumu ayrıştırma belgesi olarak ortaya çıktı. Bu belge Türkiye'nin ağırlığını taşıyamaz. Derler ya, bu terazi bu sikleti taşımaz diye. Evet, bu terazi bunu, bu yükü taşıyamaz. Ve bunlar da bu ülkeyi sağlıklı yönetemezler. Yönetme güçleri de yoktur. Birikimleri de yoktur. Bilgileri de yoktur. Kaba kuvvetle, kinle, öfkeyle devlet yönetilmez. Yönetilmemelidir de zaten. Ama önümüzdeki süreç bunlara gebe. Dolayısıyla bizim sorumluluğumuz asıl şimdi başlıyor. Az önce sorumluluktan da bahsedildi. Evet, hepimizin sorumluluğu var. Benim sorumluluğumun çok ağır olduğunu ben farkındayım. Omuzlarımdaki yükü çok iyi biliyorum. Ben gereğini yapacağım. Hepimiz arkadaşlarımla beraber biz bunun gereğini yapacağız.
Her türlü mücadeleyi yapacağız. Asla ve asla bu anayasa değişikliğine meşruiyet kazandırmayacağız. Asla ve asla. Gayrimeşru bir düzenlemeyi, demokrasiye aykırı olan bir düzenlemeyi, Türkiye'nin geleceğini tehlikeye atan bir düzenlemeyi kabul etmeyeceğiz. Hele hele tam kanunsuzluk halini meşru kabul etmek gibi bir tuzağın içine asla düşmeyeceğiz. Yalnız şunu da ifade edeyim. Az önce söyledim. Bir yasanın yürürlükte olmasıyla meşru olması farklıdır. Yürürlükteki kurallara göre hem meşruiyetini tartışacağız hem de o kurallar içerisinde değişimi sağlayacağız. O kurallar içinde değişimi sağlayabilir miyiz? Elbette sağlayacağız. Önümüzdeki süreç içinde hayırın paydasını büyütürsek, demokrasiyi çok iyi anlatırsak, bunun gereklerini yerine getirirsek sonuç almamak mümkün değil. Sonuç alacağız. Yine Osman Bey konuşmasını yaparken pek çok krizden söz ettim. Enflasyonlardan, devalüasyonlardan söz etti. Bütün bu krizleri biz parlamenter demokratik sistem içinde çözdük. Eğrisi kötü, yanlışı bir şekliyle çözdük. Parlamenter demokratik sistemin ciddi eksiklikleri var şu anda. Biz onun da farkındayız. Giderilmeli mi? Evet, giderilmeli. Nasıl giderilmeli? 12 Eylül darbe hukukundan Türk hukuk sistemini arındıracaksınız. Siyasi partiler yasasından başlayacaksınız, meclisin iç tüzüğüne kadar tamamını değiştireceksiniz. Demokratik bir sistemi getireceksiniz. Siyasi ahlak yasasını getireceksiniz. Siyasi partiler yasası, siyasi partilerin finansmanı ile ilgili düzenlemeleri yapacaksınız. Bütün bunların hepsi yapılabilecek türden. Bunların hepsinin altyapısı da hazırlandı. Kanun teklifleri de verildi. Dolayısıyla hazırlığımız da var. Belki önümüzdeki süreçte şu soru bize sorulabilir. Güçlü bir demokratik parlamenter sistem için nasıl bir anayasa olmalı? Biz bunun mutfak çalışmalarını yaptık. Büyük ölçüde tamamladık. Toplantılarını da yaptık. Bunu da büyük ölçüde tamamladık. Elimizde bir taslak da var. Ama biz hep şunu söyledik. Bir anayasa bir partinin mutfağında asla hazırlanmaz. Önümüzdeki süreçte bu değişikliklerin tamamı sivil toplum, sendikalar, meslek kuruluşlarının tartışmasına açılacak. Gerekirse hep birlikte hepimiz sağlıklı ve tutarlı bir anayasayı birlikte kuracağız, birlikte inşa edeceğiz, birlikte yazacağız. Nasıl olmalı? Saadet Partisi de bunun içinde olmalı. ÖDP de bunun içinde olmalı. HDP de bunun içinde olmalı. Vatan Partisi de bunun içinde olmalı. Birlikte, hep beraber toplumun her kesiminin kabul edebileceği bir anayasa değişikliğini hayata geçirebiliriz. Kendi yol haritamızı kendimiz belirleyebiliriz. Bu mümkün. Bunu bize 16 Nisan gösterdi, 15 Nisan gösterdi. Demokrasi paydasında birden fazla sesin, birden fazla rengin bir araya gelip pekala ortak ses ve ortak renk gösterebileceğini bize gösterdi. O nedenle bizim çıkış yolumuz daha fazla çalışmak ve daha fazla anlatmaktan geçiyor. Baskılara karşı direnmekten geçiyor. Daha fazla çalışmaktan geçiyor. Vurmadığımız kapıyı vurmaktan geçiyor. Konuşmadığımız insanla konuşmaktan geçiyor. Kavgasız, dövüşsüz ve ikna ederek karşıdaki arkadaşımızı, insanımızı, dostumuzu, eşimizi ikna ederek yolumuza devam etmemiz lazım. Başkan izin verirseniz ben burada bitireyim. Efendim hepinize teşekkür ederim. Sorular gelecek. O sorulara da samimi olarak yanıt vermeye çalışacağım. Evet, toplantımızın
Evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Babı Ali toplantısında yapmış olduğu konuşmayı ekranınıza getirdik sevgili seyirciler. Sayın Işık, buyurun, devam edin. Sayın Kılıçdaroğlu aslında birden fazla teknik kavrama dokundu. Bir tanesi legalite, yasallık, ötekisi lejitimite, meşruluk. Televizyonlarda çok hukukçular konuşuyorlar da konuşulması gereken bu kavramları konuşan ne profesör görüyorum, ne avukat görüyorum, ne siyasi parti temsilcisi görüyorum. Gerçekten. Ama anket yapan, kamuoyu yoklaması yapan şirketlerin bu konulardaki kavramları, hem beyefendi hem diğerleri çok daha ciddi ele aldıklarını görüyorum. Parti temsilcileri adına konuşanların da çok içi dolu kavramlarla konuşmadıklarını, boş konuştuklarını görüyorum. Kılıçdaroğlu burada bir şey söyledi, birkaç şey söyledi. Bir tanesi legalite açısından referandumu, legal, yasallığı, hukuki açıdan kabul edilebilirliği konusunu tartışmada tutacağını ama buna rağmen yasal sınırlar içerisinde illegaliteye düşmeden doğru olduğunu kabul etmese de o yasal kurallar ve uygulamalar çerçevesinde bir mücadele vereceğini birinci cümlesinde söyledi. Ama ısrarla yapacağımız ikinci şey lejitimite, meşruluk. Yani yasal olsa da, yürürlükte olsa da, işte 51 ile kabul edilmiş olsa da toplum vicdanında yurttaşların birlikte yaşama iradeleri üzerindeki zararlı sonuçları veya işte ikiye bölünmüş toplum ki biz biraz önce söyledik ikiden çok daha fazlaya bölünmüş bir toplumuz biz. Hiç de şakası yok. Bu sadece bizim için geçerli değil. Ulus devlet kavramlarında ciddi sorun var çünkü. Lejitimite konusunda, meşruluk konusunda çalışmalarını yönlendireceğini söyledi. Tabii bir siyasi parti genel başkanı da çok teknik kavrama boğmak istemez. Bu noktadan baktığımız zaman birkaç şey daha söyledi. Buradan birkaç yol var. Yani bu anayasa değişikliği yapıldı diye başkaca da bir değişiklik yapılmaz diye bir şey yok. Bu anayasa değişiklikleri yapılabilir. Toplum rahatsız olduğu yerlerde sosyal barışı, Türkiye'nin birliği ve bütünlüğünü tesis açısından rahatsızlık gözüken, rahatsız edici bu unsurların mecliste halk oylamasına gerek duymayacak başkaca çoğunluklarla, belki hayal gibi ama başkaca çoğunluklarla birlikte düzeltilmesi mümkün. Çünkü hepimiz bu memleketin çocuğuyuz. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun eleştirilecek yönlerini, ben bakın AK Parti için, AK Parti'den önce Milli Selamet Partisi için, ondan önce Akıncılar Hareketi'nden gelmiş biriyim ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hakan Bey'in söylediği yüklerine rağmen teslim edilmesi gereken özellikleri var. Yani evet tek adam dönemi vardı ama bahsettiğiniz yıllar Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki yıllar dünyada diktatörlerin, Mussolinilerin, Hitlerlerin İkinci Dünya Savaşı'nda çıktığını düşünürseniz Salazarların, Frankoların olduğu dönemde ulusal kurtuluş savaşı veren bir meclisten ve bunun da meclis hükümeti sisteminden bahsediyoruz. O sistemin adı meclis hükümeti sistemiydi. Yani bugünkü kavramla yönetimde bulunan kişi aynı zamanda Genelkurmay Başkanı'ydı. Ama onu meclis verilmişti kendisine. Meclisin içindeydi, yürütmeyi yapıyordu. Bunun adı konvansiyonel sistemdir. Tam tanımlaması. Cumhurbaşkanlığı, başkanlık yönetim biçimi falan değildir. Adı konvansiyonel sistemdir. Evet. Tam karşılığı da budur. Meclis hükümeti sistemidir. Ortaya getirdiğimiz şeyin siyasal tanımlaması, hukuki tanımlaması bazen şöyle söyleniyor. Canımı sıkıldı. Efendim bu bir siyasal kavramdır. 40 defa da ben itiraz ediyorum. Anayasa hukuku, idare hukuku dediğiniz şey de tamamen siyasalla ilgilidir. Ve hukuk siyasaldan bağımsız bir şey değildir. Bir kavramı hukukçu konuşuyorsa siyasal diye aşağılayamaz. Bir başkası da bu hukuki kavramlardan vazgeçelim biz politikacıyız diye hukuku yok sayarak hukuk dışı bir politikacı veya siyasetçi ikisi de sanki birbirinden farklıymış gibi muhafazakar kanat siyasetçi öteki kanat politikacı kelimeler üzerinden çatışan bir ülkede kavramlar ve ortaklaşa değerleri bir arada bulundurabilecek yurttaşların olmadığını zannetmek bence hepimize hakaret olur. Böyle bir şey yok. Bu anayasa değişikliği şu ya da bu çoğunlukla
yasal kabul edilebilir şekilde geçmiştir ama meşrulukla ilgili sorunlar tartışılacaktır diyor. Kaldı ki yasallıkla ilgili konularda tartışacağız. İllegaliteye düşmeden bu önemli bir sözdür. Diğer konu yani bu anayasa değişmez değildir. Bu meclisin içerisinde gene oturup değiştirilebilir. Kılıçdaroğlu'nun tespit ettiği diğer konu hayır diyenler parlamenter rejimi çok kutsuyorlar gibi gözüktü. Geçenlerde rahmetli oldu Erdoğan Teziç, bizim anayasa hocamızdı. Aynı dönemde işte Bakır Çağlar, Erdoğan Teziç, Bülent Tanör ve Orhan Aldıkaç'tı. Dördü birden bizim hocamızdı ve anayasa yapılıyordu. 81-82'de anayasa yapılıyordu. Dördü de hocamızdı. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Nereye gitti o hukukçular? Sayın Işık. Doğrusu ben de hocalarımı niçin ekranlarda göremediğime şaşırıyorum. Evet. Doğrusu niçin iyi hukukçuların konuşmadığına da şaşırıyorum. Bu ülkede hakikaten çok iyi hukukçular var. Evet. Bunları niye konuşmadıklarına ben de şaşırıyorum. Gene burası Ulusal TV. Bakın burada konuşuyoruz. Ben pek çok izleyici oranı, reyting oranı olma iddiasında olan televizyonların çıkarttığı hukukçuları seyrederken hangi kalitede, hangi kafa yapısıyla kaç kitap okumuş, dünyanın neresini görmüş, siz neyi tartışıyorsunuz kısmında soruyorum. Yani emin olun bu noktada gazetecilerin daha fazla hukukçu olduğu bir ülkede bulunduğumuzu görüyorum. Yani gazeteciler orada hukukçu unvanıyla konuşan arkadaşlarımızın bir kısmından çok daha esaslı muhakeme yeteneğine sahip ve çok daha fazla hukuki kavram konuşuyorlar. Parlamenter sistem arızaları olan bir sistemdi. Ama başkanlık sistemi de arızalı olan bir sistemdir. Erdoğan Teziç'in kitabında da bu yazar, diğerlerinde de yazar. Parlamenter sistemin arızaları var, giderilebilir dedi Kılıçdaroğlu, giderilebilirdi dedi. Güçlü bir parlamenter sistem kurabilirdik. Evet, parlamenter sistemin arızalarını gidererek Türkiye yoluna devam edebilirdi. Veya başkanlık sistemi çok ideal olmasa da onun arızalarını gidererek de yolumuza devam edebiliriz. Demin Hakan Bey çok can alıcı bir noktadan bahsetti. %50'yi birazcık geçen bir partinin ve parti, bakın burada partiyi mi tartışacağız, orada da çok ilginç bir şey söyledi. Birkaç not aldım. %51'i alan, hadi öyle söyleyelim, %51'i alanın tüm yönetime, yürütmeye ve diğer bu mevcut anayasa içerisinde verilen güçleri kullanmaya, kullanma hakkına sahip olacağını ve bir anda eğer AK Parti bunu sağlayamazsa kendi iktidarını kendi getirdiği bir anayasa değişikliğiyle zorlaya zorlaya kendi idam fermanını hazırlamış olabileceğini söyledi. Bu ihtimal vardır, doğrudur. Yani bu ihtimal mesela bugün AK Parti için böyle tehlike, bu tehlikede yönetim yapıyor diyen yarın eğer öyle bir ihtimalde kendisi iktidara gelirse o tehlikeyi aynı yöntemle kullanmanın keyfini taşır mı? Onu ayrıca düşünmemiz lazım. Bir başka konu, siyasi partili cumhurbaşkanı adayı konusunda tartışmalarımız ve itirazlarımız yurttaşlarımızın bir kısmı tarafından yapılırken Sayın Baykal çok iyi bir hukukçu olmasına rağmen, iyi bir politikacı, gerçekten öyle birikimi var. Beğenmediğimiz kısımları olabilir, ayrı. Kılıçdaroğlu da öyle, ayrı. Bakın aynı siyasal görüşte değiliz. Son derece saygı duyuyorum. Sebebi bu memleketimizin beyinleridir bunlar ve bir şey üretilecekse karşıt fikirdeki insanların görüşleri dikkate alınıp öğrenilir. Fakat Hakan Bey bir cümle söyledi. Milli aday dedi. Bakın bir partili adaydan bahsetmedi. Milli aday dedi. Çünkü bu söz senin hayır itirazına daha uygun düşer. Niçin? Sen partili cumhurbaşkanlığa karşı çıkarken partili bir başka adayı öne sürersen doğrusu bu büyük bir çelişki olur. Yani madem öyleydi niçin Tayyip Bey'e karşı çıkıyorsunuz? O da partili. Partiden aday çıkaracaksanız eğer. Sayın Baykal kızmasınlar ama burada biraz şey oldu. Bence pazarı şenlendirmek için söylenmiş sözler. Şu referandum sonrasındaki suskunluğu, politik konusuzluğu, içeriksizliği biraz canlandıralım. Biraz böyle bir neşeli şeyler olsun diye söyledi ama dokunduğu yerler bayağı tehlikeli oldu. Yani şimdi siz söylediniz ekmek için Ekmelettin
pasta içinde Gülbettin aday olursa eğer 2019'da ki Rıza Bey de Hakan Bey de bahseder. Sanırım pastayı da yiyemezler. Ekmek yenmediği gibi pasta içinde Gülbettin olmaz diye düşünüyorum. Siyasal ahlak, 12 Eylül, seçim yasaları, partiçi demokrasi. Bakın partiçi demokrasiden bahsediyoruz. Üzülerek gördüğüm bir şey. Eleştirmek için söylemiyorum da tartışalım diye söylüyorum. Muhalefet partileri de kendi içerisinde kendilerine muhalefet eden kanatları temizlemekle uğraşıyorlar. Dikkat ediyor musunuz? Yani şimdi Tayyip Bey'e antidemokratik diktatör denilen bir ülkenin içerisinde muhalefet partisi, parti içi muhalefet, bakın bu kavramı da söylüyorum. Parti içi muhalefetin günah olarak görüldüğü bir demokratik düşünce olamaz. Evet. Muhalefet partileri hangisinde yok ki? Yani kendi işlerinde temizlik, iktidar partisi antidemokratiktir diyebiliriz ama bunu diye dediğimiz yerde dönüp de siz farklı düşünürseniz ben de sizi disiplinle harcarım diyorsanız veya mahkemelerde hesaplaşırız diyorsanız doğrusu parti yok aslında birbirinizden farkınız ama biz falanız kısmını söylüyorsunuz. Bunu özür diliyorum. Hele bunu sosyal demokrat olma iddiasıyla da söylüyorsanız Faik Bey. Tartışalım diyorum ben de ve bunları tartışıyor olmak asla saygınlıklarına ve kendilerinin düşünce bundan sonra veya daha önce ürettikleri başkaca düşünceleri yok saymak ve topluca kirletmek anlamına gelmiyor. Böyle de bir özelliğimiz var Türkiye olarak. Diyelim ben burada bir yanlış cümle söyledim. 50 tane de doğru cümle söyledim. Televizyonculuğun yeni, gazeteciliğin yeni yönü de bu. Toplumun da politikadan anladığı bu. Evet. Benim bir yanlış cümlemi 50'sini yok sayarak sürekli bunu ön plana taşırsanız, flashbackler yaparsanız, bir şey konuşur, böyle de yanlış söyledi. Evet, küçükken de komşumun bahçesinden erik çaldım, onu da mı haber yapacaksın yani? Şimdi siyasal tartışma yapacakken, evet sen komşunun bahçesinden olmamış yeşil elmayı da ekşi elmayı da çaldın mı? Çaldım. Ha, şimdi bak gördün mü sen bahçeden ekşi elma çaldın. O göz haklıydı. Bunların tartışması bence yani bu memleketin akıllı adamları evet. Bu kadar çok suskun olursa niye böyle bir düşünce kısırlığı, kabızlığı diyeyim ben, fikri kabızlık içerisinde yaşıyoruz. Niye ufkumuz bu kadar kötü? Bunu düşünmemiz lazım. Bir başka şey söyledi Sayın Kılıçdaroğlu. Onun konuşmasının üstünden gidiyorum. Bir anayasa bir parti mutfağında yazılmamalıdır. Doğru bir cümle. Diyor ki mesela sendikalar, partiler vesairelerle birlikte hazırlayalım. Tamam. Bunun adı da ne olur biliyor musunuz? Korporasyon olur. Yani siz örgütlü dernekleri ve sesini de iyi çıkartabilen güçlü yapıları anayasa konusunda konuşturup sesini çıkartamamış başkaca insanları bu denklemin içine katamazsanız bir başka anayasa değişikliği için söylüyorum. Bu anayasa değişikliği nas değildir, dogma değildir, tartışılmaz değildir, değiştirilmez değildir, değiştirilebilir. Enseyi karartmayalım diye bizim güzel bir sözümüz var memleketimizde. Bu olan şu anda çıkmış olan değişikliklerde arızalar varsa hakikaten legal sınırlar içerisinde ve lejitimite tartışmalarıyla gündeme getirip düzeltme yolları ki bunun uygulama yasaları olacak. Belki bir kısmı orada gündeme alınabilir. Ben bunları çok zevkli buluyorum. Yani Baykal'ın özellikle kritik anlarda bakın 7 Haziran'da da bir başka çıkışı vardı. Bahçeli'nin de öyle kritik anlarda büyük buluşları oluyor. Gerçekten tıkanmış bir şeyin içerisinde tartışılabilecek, evet. Konuşulabilecek şeyler söylüyor. Ben bunda çok ciddi, ince fikir kıvılcımları görüyorum. Aynen. Doğru da olmasa Rıza Bey'in cümlelerine asla tekzip etmeden, bakın çünkü onun eleştirilerine aynen not aldım, asla onları tekzip etmeden, o cümleler olduğu gibi kalmak kaydıyla ben de bir başka ferdi millet olarak böyle düşünüyorum. Tüm ülkeyi kucaklayacak. Evet. Ve hep birlikte içinde huzurla yaşayabileceğimiz ve özgürce yaşayabileceğimiz bir ülkeyi birlikte inşa etmeyi ne zaman becereceğiz diye merak ediyorum. Evet, Sayın Işık şimdi tüm ülkeyi kucaklamak dediniz. Kılıçdaroğlu'nun sözlerinde de buna benzer şeyler vardı. Evet, evet. Şimdi evet. Sayın Bayrakçı'ya dönmek istiyorum. Ne dedi Kılıçdaroğlu? Ben Kılıçdaroğlu ile ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Şimdi görüyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu yine o da kendi gazetecilerini toplamış. Orada konuşuyor, program yapıyor. O nedenle Tayyip Erdoğan'a kızmamıza ona bakınca gerek olmadığını artık düşünmeye başladım. Her genel başkanın kendi gazetecileri var. O da kendi gazetecileriyle orada. Şimdi o ayrı bir şey.
Yarınki Aydınlık'ta çıkacak yazımın başlığı bence ilginç. CHP'deki Bahçeli. CHP'deki Bahçeli. Özetle şunu söylüyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu Bahçeli'yi, Devlet Bahçeli'yi taklit etmeye başlıyor. Bana karşı geleni partiden atarım. Hem de sık sık sosyal demokrasiye, efendim Türkiye'ye demokrasiyi getiren partiye atıfta bulunan bir genel başkan olarak bana karşı çıkanları, benim saltanatıma efendim göz dikenleri partiden atarım tavrıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetemezsiniz. Baykal'ın ona bugünkü çıkışı haklıdır. Tehdit ederek Cumhuriyet Halk Partisi yönetilemez. Yani bir bakıyorsunuz kendisinin genel başkanlığı riske girince birdenbire karşımıza bir Devlet Bahçeli, hatta küçük Tayyip Erdoğan pozisyonunda çıkıyor. Tehdit eden, muhalefeti evet. korkutmaya çalışan bu işte CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun açmazıdır. Bugün şurada söylediği konuşmaları da ben bu yüzden fazla ciddiye almıyorum. Evet. Bu sizin görüşlerinize katılıyorum Sayın Zeyrut. Yani değerli bir büyüğümüzsünüz. Bize evet, yol gösteriyorsunuz tabii ki. Ama görünen köy kılavuzu istemiyor ki. Bunu yıllardır zaten herkes söylüyor. Bu parti içi seçim barajı, parti de sesini çıkartırın hop kafasına değnekle vurmak vesaire. Bu mu demokrasi? Tabii ki soru olur. Şimdi bence Rıza Bey'in, şöyle söyleyeyim. Rıza Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve muhalefetten beklentileriyle yapabildikleri arasındaki farkın kırgınlığıyla gene usturayı keskinleştirerek söylüyor ki aslında böyle de düşünmüyor olabilir ama uyandırmak için dürtüyor. Biraz da sivri dürtüyor. Yani evet. kanatarak dürtüyor gibi geliyor bana. Şimdi huyum kurusun öyle. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine dönecek olursak, şimdi tabii ki birazdan reklam arasına gideceğiz. Bu bölümü en azından Kılıçdaroğlu'nun bu sözleriyle bitirelim istiyorum. Ne dedi Kılıçdaroğlu? Konuşmasında şöyle ifadeler vardı. Anayasa çalışmasında bütün partiler olmalı. Elimizde bir taslak var. İşte Saadet Partisi de bu işin içinde olmalıydı. Vatan Partisi de bu işin içinde olmalı dedi. Sorumluluğumun farkındayım. Gereğini yapacağım. Anayasa değişikliğine meşruiyet kazandırmayacağız. Bu gibi başlıkları vardı Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında Sayın Bayrakçı. Şimdi elimizde bir taslak var. Bütün partiler buna katılmalı diyor. İyi de Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek uzun bir süredir bu ülkeyi bölmeyin dedi. Gelin milli bir birlik hükümeti, milli bir hükümet kuralım dedi. Herkes ülke yönetiminde söz sahibi olsun ve güzel, aydınlık yarınlara hep birlikte kucaklayıcı bir şekilde gidelim dedi. Bu çağrısında bugün de yineliyor. Siz milli birlik, milli hükümet kavramlarının ki bunun hayata geçmesi durumunda Türkiye'de nasıl bir ileri atılım olacağı konusunda neler söyleyeceksiniz? Yani soruyu tam toparlayamadım. Bu da benim canlı yayındaki bir açımdı. Çok anlaşıldı. Şimdi milli birlik, milli bütünlük. Şimdi herkes tek bir aday üzerinde konuşuluyor. İşte Baykal'ın açıklamaları, bağlaştırıcı bir aday olsun, bilmem ne olsun vesaire. Ama Sayın Perinçek bunu uzun süre önce zaten söylemişti. Bir milli hükümet konusunu gündeme getirmişti. Milli hükümet konusunda sizin görüşleriniz ne? Bu bundan sonraki seçimleri de etkileyecek bir fikir midir? Şimdi tabiatıyla yani Galileo dünya dönüyor dediği zaman 2-3 tane öğrencisi inanıyordu. Evet. Bütün dünya bu adam yanlış diyordu. Dünyayı tepsi zannediyorlardı. Yani yuvarlak ve kendi etrafında dönüyor diyordu. Şimdi burada sıkıntı şu. Sayın Perinçek'in son bu yıl değil yani 5-10 yıldır siyasi anlamda sunduğu önergelerin çoğuna onunla işbirliğinde olmayan ya da ne bileyim bambaşka siyasi görüşte olan bazen siyasi iktidar, bazen Milliyetçi Hareket Partisi böyle 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl gecikmeli de olsa ilginç bir şekilde şimdi bakıyorsunuz çoğu o noktaya gelmişler. Evet. Kendisi de bunu söyledi. İlginç. Hatta onu bütün kanallar verdi o zaman cevabını. Sayın Bahçeli'ye değil mi cevap verdi bir tarihte. Dedi ki bizim söylediklerimize dedi geliyorlar dedi şimdi hepsi dedi. Bir kere Atatürk konusunun yani Mustafa Kemal Atatürk ve laik cumhuriyet prensibi konusunun bu ülkede çok önemli bir konu olduğunu
özellikle bu aşama da 10-15 yıl önce anlatmaya başlamıştı. Muhtemelen de bu FETÖ olaylarını başına gelen siyasilerden biri olma sebebi de budur yani Sayın Perinçek. Şimdi burada mevzu şu. Milli hükümet tarifi içinde AKP veyahut da Cumhurbaşkanı'nın yani şahsen, kişisel olarak çünkü zaten AKP dediğiniz Cumhurbaşkanı bir çeşit. Olması gerektiği tarifiyle yapıyor Sayın Perinçek uzun süredir. Yani sadece muhalefetin teşkil edeceği bir milli mütabakat hükümeti demiyor. Ben öyle biliyorum. Evet evet. AKP'nin olmadığı bir hükümet olamaz diyor zaten. Aynen. Yani bütün siyasi partilerin katılımıyla anlamında söylüyor. Şimdi tabii orada sıkıntı şu. Siyasi iktidar şimdiki referandumda 51 ile de olsa istediğini alıyor. Bilmem 41 olup iktidara gelemediği seçimde 5 ay sonra yaptığı bir seçimde bu sefer bir daha 49 alıp bir daha tek başına gelebiliyor. Hal böyle olunca yani siyasi iktidar o milli mütabakat hükümetine itibar da etmiyor, bakmıyor da. Doğru olduğunu bilse bile, görse bile. Yani o düşüncenin Türkiye'nin son 10-15 yıldaki veya 20 yıldaki yaralanmalarında ciddi bir formül olduğunu hepsi görüyordur. Ama pratikte uygulanamıyor. İktidar buna yönelmeyince zaten ortada kalıyor. Burada böyle bir sıkıntı var. Ama öte yandan ayrıca siyasi partiler yasası Türkiye'de bence ülkenin en önemli sorunlarından birisi. Ve çünkü, büyük bir ayıp. Efendim? Büyük bir ayıp. Tabii tabii. Şimdi olayı partilerin liderlerinin her şeyi iki dudağı arasına hapseden bir yasalar bütünü bu. Siyasi partiler yasası. İçindeki maddeleri, parti tüzükleri, siyasi partiler yasasını baz alarak tüzükler yazılıyor ya. O tüzükler yazılırken öyle bir sonuç çıkıyor ki. Yani kimin belediye başkanı adayı olacağına, kimin kaçıncı sıradan milletvekili olacağına, genel başkanlar iki dudağı arasına hapsediyor bu yasa Türkiye'de. Mesela bir ön seçim mecburiyeti yok. Birçok parti ön seçim yapmıyor. Yani CHP mesela birkaç seçimdir ön seçim yapıyor ama o da 2, 4, 6'yı ön seçimle seçiyor. 1, 3, 5, 7 gene tayinle geliyor. Evet. Ve kim tayin ediyor? Yani orada oturup 50 kişinin oylamasıyla tayin edilen kişiler değil onlar. Genel başkanların neticede bu ülkede biraz evvel bunun en tipik örneği de Milliyetçi Hareket Partisi. Şimdi siz düşünebiliyor musunuz? 750-800'e yakın delegesi MHP'nin geçen sene mevcut genel başkanlarına karşı imza topladılar. Hatta 800 küsur. Nasıl bir siyasi partiler yasası ve nasıl bir parti tüzüğüyse efendim 857 mi 877 mi ne gerekiyormuş? 20 eksik yüzünden ve çeşitli mahkemelerin aldığı kararlar yüzünden zaten toplamı 1200 küsur olan delegenin 4'te 3'ünün iradesi yok sayıldı. Evet. Sözünüzü unutmayın lütfen. Evet. Siyaset dünyasında bir yenilenmeye ihtiyaç var mı? Abdullah Gül fikri nereden ortaya çıktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ne rest çektiği şu dönemlerde Abdullah Gül adıyla Avrupa Birliği'ne ve Amerika'ya bir mesaj mı verilmek isteniyor? Tüm bunları bir reklam arasından sonra konuşacağız. Peki.